Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni dönemi başlatan, tüm dünyaya iki ülkenin müttefik olduğunu duyuran Şuşa Beyannamesi 3 yaşında değerli izleyenler. Detayları alacağız. Azerbaycan'a, Şuşa'ya gideceğiz. Fatih Avanos karşımızda. Fatih. İyi günler, iyi yayınlar diliyoruz Azerbaycan'ın kültür ve medeniyet başkenti Şuşa'dan. Bu noktada 15 Haziran 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından savaşın hemen ardından 7-8 ay kadar bir süre sonra bir ortak deklarasyonun yayınlandığı noktadayız, Şuşa'dayız. Önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü savaş ortamında iki ülkenin de ambargolara karşı, küresel tehditlere karşı birlikteliğinin mesajıydı Şuşa'dan verilen o mesaj. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karabağ'ı ilk ziyaret eden devlet başkanı olarak dikkat çekmişti ve bu ziyarette de İki ülke lideri burada Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini bundan sonraki dönemde adeta anayasası diyebileceğimiz ilişkileri düzenleyen o beyanatı, o deklarasyonu bu noktada yayınlamıştı. O yıldan itibaren de AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi her yıl bu tarihte 15 Haziran'da Şuşa'da bir uluslararası konferans düzenleyerek hem bu noktada kurum ve kuruluşlara, bakanlıklara sorumluluklarını, o bilinci aslında hatırlatma, cumhurbaşkanlarının talimatını hatırlatma, ama diğer taraftan da dediğimiz gibi Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünü anma noktasında bir araya geliyorlar. Bugün de Türk Devletleri Teşkilatı jeosiyasi gerçeklikler ve küresel çalkantılar ışığında yeni stratejik hedeflere doğru başlıklı uluslararası bir konferans düzenlendi. Türkiye'den AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Tahir Budakov açılış konuşmalarını yaptı. Burada Efkan Ala'nın önemli mesajları vardı. Şuşa beyannamesi sadece ikili ilişkilerimize ışık tutan ve rehber olacak bir beyanname değil, bölgesel güvenlik ve kalıcı barış temel alan bir belgedir dedi. Diğer taraftan da beyannamenin değeri, önemi değişen dünyada her geçen yıl çok daha iyi anlaşılmıştır açıklamalarında bulundu. Dediğimiz gibi Türkiye ve Azerbaycan'da yeni dönemi başlatan iki devlet başkanının tarihi Şuşa şehrinde imzaladığı Şuşa beyannamesine ilişkin bir haberimiz var. Şimdi onu izleyelim. Şuşa beyannamesiyle ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledi. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini yazılı hale getiren Şuşa beyannamesi 3 yaşında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı tarihi beyanname bölgesel barış ve işbirliği için adeta teminat oldu. Savaş sonrası Azerbaycan'a yönelik tehditler bertaraf olurken uluslararası ambargo girişimleri de sonuçsuz bırakıldı. Beyanname 2021 yılında imzalandı. Türkiye ve Azerbaycan işbirliğini stratejik ortaklıktan müttefikliğe taşıdı. Şuşa beyannamesi aslında çok ciddi bir manevi, hukuki, askeri, siyasi bir altyapıya dayanıyordu. Bir işbirliği havasının, işbirliği anlayışının, bir stratejinin sonucuydu. Türkiye ile Azerbaycan arasında müttefiklik kelimesi geçen ilk belge olduğu için bu anlamda çok değerlidir. Anlaşmayla iki ülkeden birine saldırı ya da tehdit halinde ülkelerin birbirine yardım etmesi kararlaştırıldı. Azerbaycan ordusunda Türk ordu modeli kurulması ve stratejik milli savunma sanayi ürünlerinin kardeş ülkece istifadesinin önü açıldı. Beyanname, Türk dünyasında güvenlik alanında işbirliğine temel oluşturacak kararların da öncülüğünü üstlendi. Şuşa beyannaması aslında bütün Türk devletleri için örnek teşkil edecek bir beyannamedir. Türk dünyası devletleri teşkilatının kendi aralarında askeri güvenlik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ihtiyacı ortadadır. Şuşa Türk dünyasının tarihi kültür beşiği olarak tanımlandı. Türk dünyasının girişimine yönelik faaliyetlerin uluslararası düzeyde ileriye götürülmesi için ortak çaba vurgusu yapıldı. Türk kültür mirasının uluslararası düzeyde tanıtımı çabalarının artırılması, Türk Konseyi, Türk Akademisi ve TÜRKPA çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ivme kazandırılması öncelikli hedefler arasında sıralandı. Belgede Zengezur Koridoru'na da değinildi. Zengezur Koridoru'nun açılması hem iki ülke arasında hem de bölgesel işbirliği açısından stratejik önemle değerlendirildi. Bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı veren stratejik Güney Gaz Koridoru'nun hayata geçirilmesinde Türkiye ve Azerbaycan'ın öncü rolü vurgulandı. Türkistan coğrafyası petrollerinin ya da modern deyimle Hazar petrollerinin taşınmasında Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin transit olması bağlamında da kritik bir anlamda şu.
Tek millet, iki devlet bilinciyle halklar arasındaki ortak değerler tüm alanlarda kardeşlik ilişkileri derinleştirilmeye devam ediyor.